Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, Benim Ramazanımı sunar. tulukitap.com Şirin. Efendim? Ben çok heyecanlıyım, sen de heyecanlı mısın? Ben de çok heyecanlıyım Merve abla. Birazdan başlayacağız Şirin'cim. Bir duamızı edelim, evet. Tamam. Dilimiz... Bana öğretsene ablacığım. Bak, hem besmele çek. Tamam. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir de Rabbi Yessir okumak lazım. Rabbi Yessir. Velatu Asir. Rabbi Temmim. Bir hayır. Ya sen her şeyi biliyorsun Şirin. Bilirim tabii. Birazdan... Ah, Şirin başlamış. Evet, bak bak oradalar, bizi izliyorlar Şirin. Ev sağlı arkadaşlar. Şaşırdım, merhabalar. Selamünaleyküm çocuklar. Biz çok heyecanlıyız. Evet, evet. Nasıl? Ramazan ayı boyunca Şirin ve ben Merve Gülcemal ablanın sizlerle beraber olacağız. Evet. Evet, neşeyle bir Ramazan geçirmeyi umut ediyoruz. Kalbimizde elbette başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere pek çok kardeşimizin hüznü de var. Ama bununla beraber siz çocuksunuz, biz çocuğuz ve neşemizi de Ramazan neşesinde korumalıyız. Öyle değil mi? Evet abi. Evet. Peki Şirin, şimdi arkadaşlarınız zannediyorlar ki senin önünde bunu unuttum. Bu koli bandını. Bu bir bant. Şöyle, çok evet, güzel. Çok güzel bir bant değil mi? Evet ablacığım. Şimdi Şirin'cim, Ramazan ayı ne demek? Güzelleşme ayı demek. Yani özel bir zaman. Allah bak bizi o kadar çok seviyor ki hep güzel ahlaklı olalım istiyor. Ama özel bir zaman vermiş. Bu zamanda o güzel ahlakımızı parlattıkça parlatalım. 30 gün bir ay boyunca. Aman yapalım, evet, ne yapacağız? Coşturalım istiyor. Saçlarımızı mı tarayacağız, ne yapacağız? Hayır, güzelleşme derken saçlarımızı değil, ahlakımızı güzelleştireceğiz. Aa. Evet, şimdi o yüzden her gün seni bu masada bir sürpriz bekliyor olacak. Aa. Ve sizi de tabii ki. Aa, evet. Bu da onunla alakalı mı? Evet, ne biliyor musun? Bu sürprizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Rabbimizin sevdiği davranışları bize hatırlatacak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel sözlerini hatırlatacak bir ipucu olacak. Yani sana buna baktığında sana neyi hatırlatıyor? Peygamber Efendimiz'le alakalı, onun söylediği bir sözle alakalı, Allah'ın sevdiği bir davranışla alakalı neyi hatırlatıyor olabilir? Bulmaya çalışacaksın. Bence ne diyor olabilir? Ağzınızı kapatın, yemek yemeyin mi diyor acaba? Yani Ramazan'da evet oruç tutacağız da koli bandıyla kapatmaya gerek var mı çocuklar? Bilemedim. Bir fikrim daha var. Neymiş, söyle bakalım. Acaba kötü konuşanların ağzını mı batlasak, yapsak ya? Bir şey söyleme, bu çok iyi bir fikir değil mi yalnız çocuklar? Şunun ucunu bulayım. Koli bandı ucu bulmak kadar zor bir şey yok bu hayatta. Evet. Yani ne yapacağız, böyle gidip ağzına batmayamış çocuk. Neden olmasın ablacığım? Ama üzgünüm Şirin, bu da değil. Aa, o da evet, değil. Allah Allah, ne acaba, boş konuşmayın mı acaba? Ağzınızı kapalı tutun, boş konuşmayın. Hı. Aa, çok yaklaştın. Hı. Ama ne zaman? Aa, çok heyecanlı. Ne zaman? Yani hiçbir zaman boş konuşmayın da özellikle de... Ne zaman? Hangi zamanda? Ay, ne zaman? Aa, şimdiki zaman işte Şirin. Ramazan. Evet tabii ki. Ramazan'da ya, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz abla? Ne yapıyoruz Şirin? Boş konuşmuyoruz. Tamam da tutuyoruz. Ramazan ayının özelliği ne Şirin? Oruç tutarız. Evet. Şimdi baksana, özel kutumdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam da bugün bize bugünkü konuyla alakalı bir hadis-i şerifini söyleyeceğim. Hazır mısın? Hazırım, bekliyorum. Evet, başlıyorum ben de okumaya. Gerçek oruç sadece yiyip içmeyi değil, boş ve çirkin sözleri de terk ederek tutulan oruçtur. Ay ablacığım. Evet. Ne kadar güzel bir hadismiş ya. Ya şimdi biz ne yapıyoruz? Yemiyoruz, içmiyoruz ama arkadaşımıza kızıyoruz. Senin kafanı bir tane bir şırt falan yapıyoruz ya böyle. Evet. Böyle şeyler olmaz işte oruçluyken. Yapmamalıyız. Hiç olmaması lazım zaten. Hiç ben yapmam asla. Ya. Evet. Ya bak şimdi ne olacak biliyor musun? Hı. Oruçluyken bunları yapmamaya alışacaksın. Sonra hop bütün sene boyunca. Geçecek. Evet, yapmayacaksın. Alışacağım. Evet. Tamam. Uş. O zaman şimdi tam da bununla alakalı, Ramazan ayı ve oruç konusuyla alakalı Safa okullarındaki çok güzel kardeşlerimizden birisi bize Allah-u Teala'nın kelamını okusun mu? Ay okusun tabii canım. Kur'an-ı Kerim dinleyelim mi onda? Dinleyelim tabii ablacığım. Hadi kulak verelim bakalım. Hadi o güzel sesleriyle şöyle kulaklarımızın pasını bir atsınlar. Hadi bakalım.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânü hüden linnâs. Hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furqân. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Şirincim. Efendim ablam? Kur'an-ı Kerim dinleyince senin de kalbin böyle kuş gibi oluyor mu? Hem de nasıl? Baksana ablacığım. Çok güzel ya. Oldu değil mi? Hafifledik yani. Allah razı olsun kardeşimizden. Çok güzel okudu. Peki bu ayeti kerimede Allah bize neyden bahsediyor? Anlatayım mı sana? Evet lütfen abla. Bak bu okuduğu yerlerde Allah-u Teala bize Ramazan'ın oruç ayı olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de bu ayda bize hediye edildiğinden bahsediyor. Bir de Allah-u Teala çok merhametli, bizi çok seviyor ya. Evet. Ramazan ayında hasta olanlar, yolcu olanlar, oruçlarını tutamayanlar zorlanmasınlar diyor. Ah, onların sonra oruçlarını tutabileceklerini söylüyor. Ay ne kadar merhametli bir Allah'ımız var. Evet çok şükür Rabbimiz gerçekten bizi çok seviyor ve çok merhametli. Şimdi o zaman yeni bölümü dinleyelim mi? Evet abla. İzleyelim mi? Hadi. Ne izleyeceğiz biliyor musun? Bilmem. Çocukların çok sevdiği Dombak TV'nin Prensesi Sultanı Şuşu Ferhunde'yi izleyeceğiz. Aa yaşasın. Evet Şuşu Ferhunde duyduğum kadarıyla Ramazan'a hazırlıklar yapıyormuş. Ya. Hadi bakalım bakalım neler yapıyor. Hadi izleyelim. Hadi bakalım. Selamünaleyküm arkadaşım. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de iyiyim elhamdülillah. Ya anlamadım. Gittim bakkala iki tane ekmek almaya. Herkes de bir telaş. Abdülkadir koşturuyor. Sude evine erzak almış gidiyor. Allah Allah anlamadım ki. Bir koşturma bir telaş. Niye böyle oluyor bilemedim doğrusu. Baksana hala kuşlar bile telaşlı ya. Allah Allah ben gideyim bir eve ya. Kapıyı çalayım bir dakika. Kim o? Benim annem, canım anam. Güzel kızın geldi. Gel bakalım Şuşucuğum, gel yukarıdayım. Tamam geliyorum. Siz de fark ettiniz mi? Annemin de sesinde bir telaş var. Allah Allah, Allah Allah, ne oluyor bunlar anlamıyorum ki. Hadi gelin yukarıya çıkın. Selamünaleyküm canım anam, tatlı anam, güzel anam. Hoş geldin kızım. Nasılsın bakalım, iyi misin bir tanem? İyiyim elhamdülillah annem. Anne ya bir şey soracağım. Herkeste bir telaş var, ne oluyor anlamıyorum ki. Ha? Bu ne, yıldız mı? Evet bir tane yıldız. Aa dur bak. Aa bu süslerde ne? Parti mi var, kutlama mı yapıyoruz anne? Evet canım kutlama yapıyoruz tabii. Aa neden peki neden? Canım benim Ramazan ayı geliyor, Ramazan ayı. Aa gerçekten mi? Zaman nasıl da hızlı akıp gelmiş ya. Ramazan'da ne oluyor ki anne? Tatlı kızım bir tane.
efendim. Ramazan ayı Rabbimizin 12 aydan birinde oruç tutmamızı istediği aylardan biri. O kadar kıymetli, o kadar güzel bir ay ki bir tanem. Oruç tutuyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizi, ailelerimizi hatırlıyoruz. Sonra Rabbimizin bize verdiği şu güzellikleri düşünme fırsatı buluyoruz. Ya evet. Anne. Bir dakika. Hatırlıyorum, ben biraz daha küçüktüm ama böyle misafirliğe gidiyorduk. Akşam ezanını bekliyorduk, değil mi? Evet bir tanem. Çünkü Ramazan ayında oruç tutarız. Sahura kalkar, biraz yemek yeriz, kahvaltı yaparız. Ardından akşam ezanına kadar yiyip içmeyi bırakırız. İşte bu vakte oruç tutmak denir. Aa, ne güzelmiş ya anne. E peki acıkmıyor muyuz? Tabii biraz acıkıyoruz ama Allah sabrını veriyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Bir tanem, 11 ay boyunca yorulan vücudumuz, midemiz dinleniyorlar. Bütün bağışıklık sistemimiz yeniden oluşuyor, onarılıyor yani. Ya öyle mi? Tabii, sen düşünsene. Beden eğitimi olduğu derslerde, bahçeye çıktığınızda ne kadar yoruluyorsun değil mi? Dinlenme ihtiyacı duyuyorsun. Evet anne. Evet bir tanem işte. Bizim için de böyle, vücudumuz için de böyle. Midemizin de dinlenmesi lazım. İşte o yüzden oruç tutarız. Bunu kutlamak için de süsler yaptım. Aa, demek sokaktaki telaş da ondandı. Herkes koşturuyor, bir şeyler yapıyor. Evet bir tanem. Şimdi istersen bana yardım edebilirsin. Tabii ki anne, çok sevinirim. Neler var burada bir bakalım. Bak bir tanem. Şuraya hoş geldin Ramazan yazısı yazdık, gördün mü? Aa, çok güzel olmuş. Hadi onu asalım. Hoş geldin. Evet, iyi ki geldin. Şöyle de astık. Evet, hoş geldin. Ramazan. Ay, çok güzel oldu. Anne, başka oruçla ne yapılır? Oruç bize ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin halini de anlatır bir tanem. Hadi gel, camımıza da ay yapalım. Çünkü gecenin bir vakti kalkıp kahvaltı yapacağız. Aa, şaka mı, gerçekten mi? Evet bir tanem. Çok eğlenceli oluyor. Şunları da asalım. Evet. Aa, bak anne, burada kandiller var. Evet bir tanem. Kandillerimizi de şu koltuğumuzun kenarına, camın kenarına koyalım. Bak çok güzel oldu, öyle değil mi? Evet anneciğim. Bunu da buraya asalım mı? Asalım kızım. Tabii ki asalım. Heh, dur ben de yapayım. Şöyle asalım. Çok güzel oldu. Canım Ramazan ya. Geldi de ne kadar neşe getirdi. Baksana evlere. Evet bir tanem bak. Yıldızlar da yaptım. Onları da asmak ister misin? İsterim anneciğim, isterim tabii. Onu da şuraya asalım. Evet, çok güzel oldu. Şu yıldızı da şuraya asalım anne. Bak. Evet bir tanem, çok güzel oldu. Elhamdülillah. Anne, hazırlıklar tamamsa Ramazan geldi ve başlıyor, öyle değil mi? Evet canım. Hayırlı olsun. Gönlümüz huzurla dolsun. Teravihler kılınsın. Kur'anlar okunsun. Elhamdülillah. Çok 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 sevindim annem. Ben de bu yıl oruç tutabilir miyim? Ne olur ne olur, çok istedim anneciğim. Hem benim de midem dinlensin biraz. Olur bir tanem. İstersen sen çocuk orucu tutarsın. Ona tekne orucu deniliyor. Ya tamam. Nasıl tutuluyor anne? Balık gibi mi tutacağım? Yok, hayır. Sahura kalkıp niyet edersin anneciğim, tamam mı? Evet. Sonra niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya dersin. Senin tekne orucun öğlen ezanına kadar sürer. Öğlen de iftar edersin, tamam mı? Aa, tamam tamam anne, gerçekten çok heyecanlandım. Elhamdülillah. Sevinçlerimiz ne kadar güzel. Evet bir tanem. Hadi bakalım. Şimdi mutfağa gidip biraz hazırlık yapalım. Tamam anneciğim. Teşekkür ederim annem. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Evleri süsledik mi? Hazır mısınız? Ramazan başlıyor. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ay, Şuşu'nun evleri de çok güzel oldu Merve ablacığım. Ne dersin?
Biz de stüdyoyu süslesek mi şuraları şöyle bir... Ne kadar güzel düşündün Şirin. Kesinlikle bunu yapmalıyız. Evlerimizi de süslemeliyiz. Evet. Çocuklar siz de bence evlerinizi süslemelisiniz. Çok güzel olur. Evlerimizi de süsleyeceğiz. Kalplerimizi, davranışlarımızı da süsleyeceğiz. Ve bu süsleme işinde bize kim yardımcı olacak bir de biliyor musun? Kim ablam? Hepinizin çok sevdiği. Oyunların sultanı o da. Evet, kralı, padişahı. Vay be. Bunları da söylüyorum ama gerçekten öyle mi bilmiyorum. Bence öyle. Çocukların kalbine taht kuran Sertaç abileri. Vay evet. Be. Sertaç abim mi geliyor ya? Sertaç abiyi de getirdik. Allah! Sertaç abi. Sertaç abi size çok güzel şeyler anlatacak. Ama ben daha fazla konuşmayayım, bence onu dinleyelim. Hadi izleyelim. Bakalım ne diyecek. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bendeniz Sertaç abiyle beraber benim Ramazan'ımda iftar challenge başlasın. 30'da 30 Ramazan kombosu yapacağız kardeşim. Her gün buradan takip edeceğiz ve hep beraber oruçlarımızı eksiksiz tamamlayarak adamlara yakışır şekilde Ramazan kombocusu olacağız abi. Şimdi öncelikle orucu bir konuşalım. Kardeşim çünkü oruç bana göre çok eğlenceli, heyecan verici ve sürprizlerle dolu bir ibadet. Yani bazı insanlar orucu sadece aç kalmak, susuz kalmak olarak anlıyor ama bence yanlış abi. Bir defa neredeyse tüm gün kendi iradenle bir şey yiyip içmeden durabilmek böyle adamların başarabileceğiymiş. Öyle herkesin Ramazan kombosu yapabileceğini düşünmüyorum abi ben. O yüzden diyoruz ki sadece adamlar tam anlamıyla oruç tutabilir. Düşünsen abi şimdi ailecek hep beraber sahura kalkıyorsun. Tabii o uyanma esnasında annen baban seni biraz dürtüklüyor. Birazcık seni böyle bir çipçikliyor falan ama gözler pörtlemiş uyanıyorsun. Uyur gezer gibi horraya horraya iki lokma ağzına atıyorsun. Sonra da abicim sabah namazını kılıp keyfine bakıyorsun. E şimdi bir de üzerine okula gidiyorsun. Okulda mesela arkadaşların acıkıp yemek yerken sen efsanevi savaşçılar gibi sabrediyorsun. Ve iftarı bekliyorsun. İşte Allah bunu çok seviyor be abi. Bir de iyi geçiniyorsun arkadaşlarınla. 10 numara bir insanlık yapıyorsun. Yardım ediyorsun, merhametlisin. Kötü sözler söylemiyorsun falan. E daha ne olsun abi? Tam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği gibi bir adam oluyorsun ya. Bir de eve geliyorsun tabii. Acıkmışsın. İftar sofrasına yardım ediyorsun mesela. Yani sofrayı kurmasında çatal kaşıkları falan koyuyorsun, yerleştiriyorsun. E annen baban şok. Bizimkine ne oluyor ya diyorlar böyle. E bir şey oldu ya kardeş, oruç tutuyoruz. Biz oruç tuttuğumuz zaman dört dörtlük adamlık yapıyoruz yani. E bir de iftarı patlattıktan sonra teravih namazına koştuk mu bizden gururlusu yok ki abi. İşte oruç tutmak böyle efsane bir şey kardeşim. Hadi bakalım, bugün orucun birinci günündeyiz. Komboya başladık. Yarın ikinci günde olacağız kardeşim. Hep birlikte Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sertaç bu işi biliyor ya bence. Sertaç abi. De. Ne güzel oyun oynadı. Helal olsun doğrusu. Bak adam hem oyun oynuyor hem oyun oynarken bir sürü şey anlatıyor. Helal olsun. Gaza geldin mi? Hem de nasıl? Ben de mi oynasam ne yapsam ya? Ya hayır, oyunun gazına gelmemesin. İftar sofrası hazırlamanın gazına gelmesin. Aa doğru ya. Şirin bu efendim? Akşam hepimiz bence bunu yapmalıyız. Ne yapalım abla? Çocuklarımdan da aynı performansı bekliyorum. İftar sofrası hazırlamaya yardım etmesiniz. Ama bir şey söyleyeceğim. Söyle. Oyun oynamak daha eğlenceli. Ya tamam, oyun oynayın. Oyun oynadıktan sonra oyunlu bir şekilde iftar sofrası hazırlayın. A, tamam o zaman olur. Anlaştık. Tamam. Ya da iftar sofrasını hazırlayamazsınız çünkü bizi izliyorsunuz ama en azından toplamaya yardım edebilirsiniz. Yaparız o işi. Sıradaki bölüme geçelim mi? Hadi birlikte gidelim. Tamam. Bu kez Ebu Bekir abinizle beraber okuldaki çocuklarla sohbet edeceğiz. Hadi bakın. Sorular soracak onlara. Bugün hangi soruyu soracağını söyleyeyim mi? Söyle ablam. Bak sana da soruyorum, sen de düşün. Sonra cevabını söylersin, tamam mı? Tamam. Düşün Şirin. Orucun güzeli, daha güzeli, en güzeli olur mu? Bir oruç yarışması düzenlenecek olsa en güzel oruç sizce hangisi seçilirdi? Hmm. Bakalım çocuklar neler demişler. Zor soru. Ben de merak ettim cevapları. Hadi bakalım. Bekir Develi YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Ebu Bekir. Özel Safa Samandıra okullarındayız. Ama yalnız değilim. Görüyorsunuz arkamda bir pano var. Bugün onunla röportaj yapacağım. Hayır, hemen arkadaşlarımı alıyorum. Evet arkadaşlar, isimleriniz neler? Suzan Erva Balta. Hande Zeynep Güloğlu. Hande Zeynep Güloğlu. Ben de Ebu Bekir. Evet, tek isimli benim. Ama benimki de iki isim gibi görünüyor. Şimdi size çok basit bir soruyla başlayacağım, tamam mı? Bir oruç yarışması yapılsaydı ama Ramazan'da, arkamızda da Ramazan yazıyor zaten.
en güzel oruç hangisi seçilirdi sence? Anneye yardım etmek. Ya oruç tutarken annene yardım ettiğin zaman bu çok daha güzel bir oruç. Evet, mesela engellilere yardım etmek bu orucumuzu unutmamızı sağlıyor ve acıkmıyoruz. Ben olsaydım. Doğru, iyi dedin, tamam. Mesela dışarıdaki yoksul olan yani kardeşlerimize yemek dağıtabiliriz. Ondan sonra yardım edebiliriz. Evimize çağırabiliriz. Yani hani oruç tutarken sadece aç karnına durmuyoruz yani, öyle mi? Hani başka şeyler de yapıyoruz. Mesela başka ne yapmak isterdiniz? Ya en iyi orucu yapacaksınız yani. Anneme yardım ederdim, beraber yemek yapardık. Anneciyiz yani. Evet. Tamam. Efendim merhabalar. Öncelikle isminiz nedir? Ayaz. Tamam. Öncelikle hangi takımlısın? Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyon olur mu bu sene? Olur. Tamam, peki hadi bakalım. En güzel oruç bence normal oruç. Çünkü hem sevap işlemiş oluyoruz hem de güzel bir şey yapmış oluyoruz. Önüne yemekler koysa bile dayananlar. Başka peki oruç tutan birisi neler yaparsa orucu daha da güzelleşir? Sabırlı olursa. Senin için böyle en güzel oruç ne olurdu? Yani en güzel orucu tutan kişi neler yapar? Sabırla tutar ve Ramazan'da tutulan oruç benim için en iyi oruç. Efendim isminiz nedir? Ege. Ege Bey, çok memnun oldum öncelikle. Zahmet ettiniz buraya kadar geldiniz. Bence Ramazan'da tutulan oruçlar daha iyi olabilir. Ailemize yardım edebiliriz. Bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Tamam olabilir. En güzel oruç Ramazan'da tutulan ilk gün tutulan oruç. Neden mesela? Peki ilk gün hepimiz oruç tuttuk. Hangimizinki daha güzel olur? Böyle oruç tutan kişi başka neler yaparsa daha güzel olur oruç. Oruç tutan kişi birilerine kızıp bağırmazsa, kötü söz söylemezse, birilerinin arkasından konuşmazsa. Evet, yani günahlardan kaçınarak değil mi? Evet. Öncelikle tokalaşalım. Sence en güzel oruç nasıl olur? Bana göre Ramazan. Şimdi onu yapması için birazcık sabırlı olması gerekir. İşte sabırı olması gerekir. Birazcık sinirlenebilir. Yani bana göre öyle. Bence tam oruç. Tekne falan değil yani, tam. Tam. Tam oruç tutan birisi neler yaparsa orucu güzelleşir. O gün kötü bir şey yapmazsa böyle. Tamam. En güzel oruç yemek yemeden, sinirlenmeden normal. Hiç böyle şey yapmazsın, sinirlenmezsin biri sana bir şey yapınca. Normal orucunu tutarsın. Tamam. Sinirlenmeden güzel yapılan bir oruç olur. İftara peygamberimizin açtığı gibi hurmayla açılmış olan olur. Böyle hiç kuralı ihlali yapmadan, hiç böyle yemek, içmek olmadan. Peki oruç tutan bir kişi sence böyle ekstra olarak neler yapsa orucu daha güzelleşir? Kuralları ihmal etmezse. Kural dediğin şey ne? Bana anlatsana bir. Mesela gaz çıkarmak. Sabırlı olup dayanmak, çok sinirlenmemek. Öyle olur bence. Peki oruç tutan birisin başka böyle neler yaparsa oruç güzelleşir? Namazlarını aksatmazsa, Kur'an'da okursa. En güzel oruçum mesela, bana izin vermiyorlar ama sabahtan akşama kadar oruç tutmak güzel olur. Tamam, buradan annenlere tam buradan bir mesaj vermek ister misin? Ben de artık akşama kadar tatilde oruç tutmak istiyorum. Tekne orucu tutmak istemiyorum. Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap birbirinden özel eserlerle sizi bekliyor. Haydi çocuklar, Tulu'nun eğlendiren, öğreten ve hayal kurduran dünyasında buluşalım. www.tulukitap.com Tulu, çocukların yeni yolculuğu. Güzel cevaplar verdiler değil mi Şirin? Hayret ettim doğrusu. Çok zeki çocuklarmış maşallah, subhanallah. Senin de böyle var mı cevapların? Ben düşündüm ama bu kadar iyi cevap bulamadım. Peki cevabın yok ama sorun var mı? Sor bana mesela, ben soruları cevaplamaya bayılıyorum. Soru demek, Şirin demek. Hemen sorayım. Sor. Düşün. Heh, buldum. Hmm. Abla, biz Allah'ı neden göremiyoruz? Bir de nerede? Allah'ın nerede olduğunu merak ediyorsun. Evet. Neden göremediğimizi. Evet, onu da. O zaman hadi bakalım yeni bölüme. Hadi izleyelim. Cevapladım sizin için. Esselamu aleyküm canım çocuk. Merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Ben çok iyiyim, çok mutluyum. Çünkü bu Ramazan boyunca kafana takılan soruları cevaplandırmayı umut ediyorum. Ve sana çok güzel hikayeler anlatmak istiyorum. Kafana bazı sorular takıldığını tabii ki de biliyorum. Çünkü bir zamanlar ben de çocuktum. Ama bu soruların varlığı o kadar güzel ki
neler soruyorsun mesela? Allah neden göremiyorum? Allah nerede? Her şeyi Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı? Allah neye benziyor Merve abla? Bütün bu soruların hepsini yavaş yavaş güzel güzel cevaplandıracağım sana inşallah. Demiştim ya, küçükken ben de bu soruları çok merak ediyordum diye. Herkese soruyordum. Öğretmenlerime, anneme, babama, ablama, abime. Bazılarının verdiği cevaplar çok mutlu ediyordu beni. Bazılarının verdiği cevaplar da çok güzeldi ama aklıma bir türlü yatmıyordu. Biraz zamana ihtiyacım varmış meğerse. Yani senin de şu anda bazı cevaplar tam olarak aradığın cevaplar değilse hiç merak etme, bekle. Çünkü şimdi değilse birkaç zaman sonra o soruların cevaplarını çok güzel anlayacaksın Allah'ın izniyle. Şöyle düşünebilirsin. 2-3 yaşındayken toplama çıkartma yapmayı biliyor muydun? Bilmiyordun. Ama yaşın büyüdükçe aklın da olgunlaştı ve şimdi oho 2-3 basamaklı toplama çıkarma bile yapabiliyorsundur. Çarpım yapmayı bilmiyordun ama şimdi çarpım tablosunu sular seller gibi ezberlemişsindir eminim ki. İşte böyle. Peki bu soruların cevaplarını biz nereden bulacağız? Yani Allah-u Teala'yı nasıl yakından tanıyabiliriz diyecek olursan tabii ki büyüklerimize soracağız. Ama onlar da nereden öğreniyorlar biliyorsundur zaten. Kur'an-ı Kerim'den, Allah'ın sözlerinden yani ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden yani hadislerden öğreneceğiz. Tabii bir şey daha var. Evet evet, kainat, etrafımız. Şöyle bir bakacağız her yere ve Rabbimizin işlerini, eserlerini görüp sanki onu görüyormuşçasına yakından tanıyacağız. Nasıl mı? Sana şöyle anlatabilirim. Mesela diyelim ki bir resim yaptın ve seni hiç tanımayan birisi yaptığın resmi gördü, inceliyor. Diyor ki, aa ne kadar güzel bir resim yapmış, bu resmi yaparken çok neşeli renkler kullanmış. Demek ki bu resmi yaptığı esnada mutluydu, neşeliydi. Yanına kediler, köpekler çizmiş. Zannediyorum ki hayvanları çok seviyor. Hemen yanına anneciğini çizmiş. Demek ki annesine çok düşkün. Yani bir resmine bakar ve senin hakkında bir sürü fikir sahibi olur. İşte biz de böyle yapacağız. Etrafımıza güzelce bakacağız ve Rabbimizi tanıyacağız. Kaplan bir anne, vahşi bir kaplanın bile yavrusuna karşı ne kadar merhametli olduğunu göreceğiz mesela ve diyeceğiz ki bunu bu kadar merhametli yaratan Rabbim kim bilir ne kadar merhametlidir. O zaman en merak ettiğin soruyla başlayalım. Allah neden göremiyorum? Cevabını Kur'an-ı Kerim'den vereceğiz. En'am suresinde Allah-u Teala bize söylüyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. Yani gözler onu anlayamaz, göremezler. Çünkü gözümüzün gücü sınırlıdır. Sen de biliyorsun. Her şeyi görebilir misin? Evet. Gördüğünü iddia edebilirsin ama göremezsin tabii ki. Şimdi şuradan baktığında duvarın arkasını görebiliyor musun? Bakayım. Yok, göremezsin. Ben de göremem zaten. Ancak dışarı çıkar, kapıdan çıkıp baktıktan sonra görebilirim. Yani gözümüzün gücü sınırlı. Parkta oynarsın. Park orada duruyor ama sen yukarı çıktığında parkı eğer eviniz orayı görmüyorsa göremezsin. Yıldızlar her zaman gökyüzündedir ama gündüz vakti onları göremezsin. Çünkü gözünün gücü sınırlıdır. Rüzgarı göremediğin gibi onu ancak hissedebilirsin ama gözünle göremezsin. 1000 tane havuç yesen de işler değişmez. Yani havuç gözü güçlendiriyor ya, bunu duymuşsundur zaten ama yine de işler değişmez. Fakat ne yapabilirsin? Kainata bakarak Allah-u Teala'yı görüyormuş gibi tanıyabilirsin. Az önce anlattığım şekilde. Anlaştık mı? Anlaştık. Şahanesin. Peki Merve abla, Allah nerede diyecek olursan? Az önce cevabını verdim zaten. Hani göremiyoruz ya, o yüzden nerede olduğunu da göremiyoruz. Bu kadar kolay bir cevabı var aslında. Peki şunu da diyebilirsin. Ya Merve abla, yani tamam anladım, göremiyorum da bazıları şey diyorlar. Allah her yerde diyorlar. Onu nasıl anlamam lazım? Onu anladığın gibi anlamaman lazım. Yani Allah her yerde derken zannediyorum ki şunu söylemek istiyorlar. Mesela hayal edelim, şöyle bir ev gezisine çıkalım, tamam mı? İşte buzdolabında yaptığın resmi görelim. Ondan sonra odanda oyuncaklarını görelim. Koltukta kitabını görelim. Cama Filistin bayrağı yapıp yapıştırmışsın, onu görelim. Bu evde her yerde senin işlerin, eserlerin var. Sanki sen her yerdesin derim.
Çünkü baktığım her yerde adeta seni görürüm. Orada senden bir iz var, orada senden bir hatıra var. Bana her şey seni hatırlatır. Ve derim ki sen her yerdesin. Zannediyorum ki Allah her yerde diyenler de tam olarak bunu söylemek istiyorlar. Çünkü etrafa bakıyorlar ve diyorlar ki Allah'ın eserleri her yerde. Evet, umarım aklındaki soruları cevaplandırabilmişimdir. Bununla alakalı yazdığım bazı kitaplar var. Sana onlardan da bahsetmek istiyorum. Tam da bu soruyu cevapladığım bir kitap var mesela. Allah'ı neden göremiyorum? Burada hikayeli bir şekilde anlatıyorum. Aslında bu kız çocuğu benim. Küçük Merve'nin büyük soruları. Böyle bir serinin ilk kitabı. Çünkü ben de en çok bunu merak ediyordum küçükken, senin yaşlarındayken. İstersen bu kitaptan da istifade edebilirsin. Ayrıca hani dedik ya, etrafa bakacağız Rabbimizi tanımak için diye. Onun için de Rabbimi Tanıyorum adında bir seri yazmıştım. Bu seride hayvanlara bakıyoruz, meyvelere bakıyoruz ve tabii ki de kendimize bakıyoruz. Kendimize baktığımızda ne kadar harika yarattığını Allah-u Teala'nın bizi fark ediyoruz. Tefekkür ediyoruz, yani düşünüyoruz, kafayı çalıştırıyoruz. Anlatabildim mi? Görüşürüz o zaman canım çocuk. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Selamünaleyküm. Şirin, ne oldu? İzledin mi? Ya izledim, izledim. Kafandaki soru cevaplandı mı? Hem de nasıl. Teşekkür ederim de. Mehmet abla. Efendim Şirinciğim. Ya sen kitap yazsana be. Çok güzel anlatıyorsun bu işleri ya. Daha beni tanımıyor çocuklar. Yeni arkadaş olduk da biz Şirin. Aa canım. Şirincim, ben 50 tane kitap yazdım. Ne? Evet. Aa ben meşhur oldum. Bir yazarla aynı yerdeyim ya. Annemi söylemem lazım. Şirin, ben de meşhur oldum. Çünkü senin kadar komik ve tatlı bir kızla beraberim. Teşekkür ederim abla. Peki Şirin. Efendim canım. Sen böyle etkinlikler yapmayı seviyor musun? Aa bayılırım. Kes yapıştır falan. Aa kağıtlarla oynarım hep. Siz seviyor musunuz çocuklar? Severler, severler. Sevdiklerini düşünüyorum ben de. Evet. O yüzden Zeynep ablanız Ramazan ayı boyunca size çok güzel etkinlikler yaptıracak çocuklar. Yaşasın. Evet. Hem de şöyle düşündük, dedik ki ya Ramazan çocuklar bizim hazırlamak istediğimiz etkinliklerin malzemelerini arayıp bulmakta zorluk çekmesinler dedik. Tamam. Ve 4 malzemeli etkinlikler planladık. Vay be, çok evet. İyiymiş. Sayayım mı? Evet. Bir tanesi paraşüt. Ah. Evet, öbürü kurbağa. Kurbağa bacağı. Kurbağa bacağı mı? Evet. Aa. Evet. Ondan sonra üçüncüsü mikro... Hayır tabii ki. Şirin, tabii ki bunlar değil. Kağıt. Tamam. Kalem. Evet. Yapıştırıcı. Hepsi evimizde var. Makas. Aa bunlar hep evimizde var. Bunlarla yapacak. E çok iyiymiş o zaman ama. Bakalım mı ne yapacakmış? Hadi hadi izleyelim, merak hadi ettim. Hadi izleyelim bakalım. Ben de yapacağım ha burada. Selamünaleyküm çocuklar. Ben Zeynep ablamız. Bütün bir Ramazan boyunca etkinlikler yapacağız. Bu etkinliklerin bir ortak özelliği daha var. Sizleri hiç yormayacaklar. Neden mi? Çünkü sadece kağıt, kalem, yapıştırıcı ve makas kullanacağız. Sadece birkaç etkinlikte deney gibi değişik, farklı etkinliklerimiz olacak. Onlar da zaten sizin evlerinizde bulunan malzemelerle yapılacak. Ben çok heyecanlıyım. Ya siz? O zaman ilk günün etkinliğiyle başlayalım çocuklar. Ne mi yapacağız? Tabii ki de oruç ağacı yapacağız. Ramazan'ın ilk günü ve bizim tuttuğumuz oruçları herkese gösterebilmemiz için bir etkinlik hazırlamamız gerekiyor. Haydi başlayalım. Önce bir ağaç gövdesi çizeceğiz çocuklar. Evet, siz çocuksunuz. Her gün ya da tam gün oruç tutamayabilirsiniz. Ama tuttuğunuz oruçları sevdiklerinize, akrabalarınıza göstermek, onların hayır dualarını almak en doğal hakkınız. Emin olun, siz oruç tuttukça anneniz, babanız, akrabalarınız hepsi çok mutlu olacak. En çok da Rabbimiz hoşnut olacak, biliyor musunuz? Ve şimdi boyayalım gövdeyi. Ağacı oruçlarımızı daha rahat görebilmek için çiziyoruz. Yani her tuttuğumuz oruçta bu ağaç ne yapacak arkadaşlar? Meyve vermeye başlayacak. Ya sadece meyve de değil, demesek olabilir belki. Kalpler yapabiliriz, yıldızlar yapabiliriz, ay resmi yapabiliriz üzerine. Onları boyayabiliriz.
Yani siz ne isterseniz onu çizebilirsiniz bu dallara. Yaprak da yapabilirsiniz. Yapraklar gitgide siz oruç tuttukça yeşermeye başlar mesela. Ya da elmalar yaparsınız. Ne olur, oruç tuttukça elmalarınız kızarmaya başlar. Çok tatlı olur bence. Ve ne yapın? Bunu evinizin en güzel köşesine asın, tamam mı? Herkes görsün tuttuğunuz oruçları. Bakın böyle çizdiğimizde sadece dallar ve gövde, yani öyle renksiz bir ağaç oldu. Ama bu ağaç ne olacak? Bizim tuttuğumuz oruçlarla rengarenk olacak. O yüzden gerçekten oruç tutmak çok önemli. Acaba ben nelerle süslesem şimdi ağacımı? Rengarenk kalpler olabilir mesela. Oruç tuttukça o renkli kalpler daha da renklenecek. 30 gün boyunca da ne yapacağız? Çizdiğimiz kalpleri boyayacağız ve süsleyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Ne yaparım? 30 gün oruç tutacağımız için 30 tane kalp yapmamız gerekiyor. Başlayalım şöyle. Renkli renkli yapalım. Evet. Bakalım şimdi de bir de kırmızı yapayım. Şöyle sarı yapalım. Yeşil yapalım. Başka ne renkler yapalım? En sevdiğiniz renklerle oluşturabilirsiniz bu ağacı. Evet, son bir rengim kaldı. Sonra da turuncu yapayım. Gördünüz mü? Ve ne yapalım? İlk günün orucunu boyayalım mı çocuklar? Hemen boyayayım. Acaba hangi rengi boyasam? Mesela kırmızıyla başlayabilirim. O zaman kırmızımı aldım. Ve ilk günün orucunu hemen boyadım. Ve ne kadar belli etti kendini. İnşallah etkinliğimizi beğenmişsinizdir çocuklar. Diğer etkinliklerde görüşmek üzere. Ramazanınız da mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Abla, abla! Efendim? Gördün mü, oruç ağacı yaptı. Çok güzel yapmadı mı? Ya abla çok güzel yaptı ama sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Benim 338.750 tane oruç meyvem olacak ha. Kaç tane kaç tane? 37.758.750. O kadar oruç meyven olamaz ki. Niye? Yani yıllar 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 boyunca tutarsan olur. Ama ha? Bu Ramazan'dan bahsediyorsan 30 tane oruç meyven olabilir. Niye mi yapacağız? Çünkü Ramazan 30 gün Şirin. Aa tamam. Evet. Doğru. Doğru doğru. Şirin. Efendim abla. Şimdi programımızın sonuna geldik artık. Aa. Evet. Hemen de bitti. Hemen de bitti. Ama çok güzel olmadı mı her şey? Aa çok beğendim ben de. Evet. Hazır mısın Ramazan'a sen? Evet. Çocuklar siz hazır mısınız? Hazırlar tabii. Valla ilk gün olmasına rağmen ben kendimi çok güçlü hissediyorum ya. Elhamdülillah abla. Elhamdülillah çünkü oruç böyle bir şey işte. Değil mi? Evet, insanı güçlü hissettirir. Sağlıklı oluyoruz bir de. Elhamdülillah. Çok bir de işte ağzımızı tutuyoruz ya, kötü sözler söylemiyoruz, elimizi, ayağımızı, gözümüzü. Hep böyle güzel insan olmak için, daha da güzel insan olmak için çabalayacağız Ramazan evet, ayı boyunca. O yüzden benim Ramazan programını takip etmeniz lazım. Evet abla. Daha da güzel insanlar olabilmek hep için. Hep birlikte. Sertaç abinin sözüyle Edam olacağız. Oluruz tabii. Edam olacak çocukları buraya bekliyoruz. Hepiniz gelin tamam mı? Tamam mı? Oruç ağaçlarınızı meyvelerle süslemeyi unutmayın. Ve programı bitirmeden önce bir şey söylemem lazım. Söyle. Sakın bitti zannedip kapatmayın. Çünkü her gün Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde bir davulcu sizlere maniler söyleyecek. Ay çok evet. Güzel yaşasın. Ben Bursalıyım Şirin. Aa. Evet Bursa'da hem sahur vaktinde hem iftar vaktinde davulcular gezerdi. Ne güzel bir evet. Gelenek bu ya.
Evet, o yüzden biz de istedik ki bu Ramazan'da, Benim Ramazan'ın programında çocuklar davullarla iftarlarını açsınlar manilerle. Çok güzel düşünmüşsünüz ablacığım. O zaman bakalım davulcu Yahya size hangi maniyi söyleyecek canlar? Hadi bakalım. Esselamu aleyküm. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah hoşçalarınızı kabul etsin. Amin. İşte geldim iki büklüm. Sırtımdadır davul yüküm. A benim ağlarım. Hepinize selamın aleyküm. Denizden çek oltanı. Duvara as baltanı. Hoş geldi, sefa geldi. 11 ayın sultanı. Oruç tutar ayağım elim. İyilikler saçar dilim. Bu ay uslanma vaktidir. Hep beraber güzelleşelim. Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, Benim Ramazanımı sundu. tulukitap.com